Herkese merhaba, ben Bengü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı çiçek ekmek hazırlıyorum. Çiçek ekmeğimi hazırlamak için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı un koyacağım. 200 ml'lik bardakla ölçüyorum bu arada ben. Bir, iki, üç su bardağı unu ekledim. Şöyle ortasını havuz gibi açıyorum. 2 çay kaşığı böyle kuru maya ekliyorum. Instant kuru maya. Bir çay kaşığı 2 grama denk geliyor. Yani 4-5 gram kadar yarım paket maya kullanabilirsiniz. Ona karşılık geliyor. Şöyle şu klasik instant mayalardan. İçerisine şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şöyle yarım bardak su ekliyorum. İçme suyu. Bir su bardağı da süt ekliyorum. Şimdi ben öncelikle sadece ahşap bir kaşıkla karıştıracağım. Toparlandı. Bakın sıvı bir hamur. Şimdi yavaş yavaş üzerine un ilave edeceğim ve yoğurma kıvamına getireceğim. İlk başta şöyle bir yemek kaşığı koydum. İkinci yemek kaşığını da ilave ediyorum. Şöyle yanları da toparlayarak, annemin bana hamur yoğurmayı öğretirken ilk öğrettiği şey yanlarını toparlayarak hamur yoğur derdi. Bazen uyuyorum, bazen uymuyorum. Böyle bir yemek kaşığı kadar daha ilave ettim. Toplamda 3,5 su bardağı unla hamurumu yoğurdum. Hamur böyle yumuşakça bir kıvamda olacak. Zaten yoğurdukça hamur gluten ortaya çıktığı için birbirine yapışacak ve ele yapışmayan bir kıvama gelecek. Şimdi üzerini streç filmle örteceğim hamurumun ve yaklaşık 3-4 saat mayalanmaya bırakacağım. Ben genellikle mayalanma süresini uzun tutuyorum. Mayayı az kullanıyorum. Maya kokusu olmuyor ve çok daha lezzetli oluyor ekmekler. Ben şöyle tezgahımı biraz unluyorum. Hamurumu dökeceğim. Ve şöyle biraz hamurumla oynamak istiyorum. Biraz yoğurayım. Çok güzel esnek bir hamur olmuş gördüğünüz gibi. Hamurumu ben 7 eşit parçaya böleceğim. Çiçek ekmek hazırlıyorum, söylemiştim. Bir de ben hazırladığım hamurları tartmak istiyorum eşit olsunlar diye. Böyle yaklaşık 83 gramlık bezeler hazırladım ben. Şimdi ben hamurlarımı daha böyle güzel kabarsınlar diye
farklı bir katlama tekniği uygulayacağım. Bakın şöyle beze yaptım. Böylelikle altlara kat verdiğiniz, aralarına da hava sıkıştırdığınız için ekmekleriniz çok daha puf puf olacaktır. Artık biliyorum ki çoğu insan ekmeğini evde yapmaya başladı. Gerçekten de çok zor bir durum şu anda yaşadığımız durum. İnanın hafife alınmaması gereken bir durum. Zaten devlet yetkilileri ve tüm dünyadaki bu konuyla ilgili yetkililer de bunu açık açık belirtiyor. Bunu sadece bir sağlık sorunu olarak görmemek lazım. Ülkelerin ekonomilerini etkileyecek çok önemli bir sorun. İnşallah en kısa sürede bilim insanları aşı ya da ilaç bulurlar bu pandemiye ve biz de artık rahat nefes alırız. Şimdi doğrudan ben şöyle bir tepsimi unluyorum. Şöyle ortaya bir parça alacağım. Diğer parçaları da biraz aralık bırakarak, kabaracaklarını düşünerek yerleştiriyorum. Şimdi ekmeğimin üzerine biraz pekmezli su süreceğim. Dilerseniz hiçbir şey de sürmeyebilirsiniz ama ben biraz kızarsın istiyorum. Yumurta sarısı da sürebilirsiniz bu arada. Ve çörek otu serpeceğim. Ben şöyle bir çay kaşığı pekmezi bir çay kaşığı kadar suyla seyrelttim. Üzerine sürmek istiyorum ekmeğimin. Üzerleri kızarsın istediğim için. Bu arada yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası vereceğim ekmeğime. Tepside de biraz mayalansın diye. Evet, gördüğünüz gibi ben 20 dakika beklettim ve gayet güzel kabarmış hamurum. Şimdi şöyle üzerlerine biraz daha süreceğim. Kalan pekmezli suyumdan. Evet, şimdi 190 dereceye ayarlanmış fırında pişirmeye götürüyorum ekmeğimi. Evet, ekmeğim pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kabarmış. Ben 180-190 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 30-40 dakikada pişirdim ekmeğimi. Siz arada kontrol edin lütfen. Her fırının özelliği farklı olabilir. Evet, çiçek ekmeğim hazır. Hemen şöyle size şuradan göstermek istiyorum. Henüz dumanı üstünde, biraz soğusun istiyorum ki içini öyle göstereyim size. Ama yumuşacık. Şöyle size içini de göstereyim ekmeğin. Yumuşacık, pamuk gibi bir ekmek oldu. Evet, gördüğünüz gibi evde çiçek ekmek yapmak hiç de zor değil. Umarım siz de bu tarifi dener ve memnun olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.